soralım istiyorum. Hı. Şevki Işıklı Bey'in bir yapay zekası var. Ben Fakir'in de bir yapay zekası var. Her ikimiz de farklı dünyaların insanıyız. Farklı inanışların insanlarıyız. Ve bu yapay zekaların ikisini de bir dominant hale getirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Karşılıklı yapay zeka tartışması ve savaşı ortaya çıkar mı? Çünkü ben kültürel ve dini anlayışlarım çerçevesinde tıpkı atom bombasının insanı öldürmesi yani toplu katliamdan dolayı Müslüman atom bombası yapamaz. Yapsa bile kullanamaz. Kuralını getirir mi? Ve benzeri bir kurallar ortaya çıkar mı? Yapay zeka birbiriyle alakalı ilişkilerinde Evet, nasıl çok bir karakter? güzel, çok harika bir soru gerçekten. Tebrik ederim. Bu soru şöyle cevap vereceğim. Öncelikli olarak yapay zekanın tek bir yapay zeka olmadığını bilelim. Yani bir bilgisayarda kayıtlı tek bir program değil bu ile. Çünkü farklı öğrenmeleri olacak, farklı deneyimleri olacak, farklı programcıları olacak. Bu yüzden de 70 tür insan var dediğimiz gibi 70 tür, 70 bin tür yapay zeka olacak ve bu yapay zekalardan hepsi böyle utilitarist bir sonuç odaklı hesaplama ahlaki düşünme içinde olmak yerine bazıları deontolojist bir ödev ahlakıyla bir prensibe bağlı kalacaklar. Bundan eminim. Yani bu tarz bir bölünme olacak. Bu olacak. Güçlü yapay zekada bu olmak zorunda. Nedeni de şu. Öğrenme background'ları, öğrenme veri kümeleri farklı olduğu için. Farklı şeyler öğrendiklerinde farklı kararlar vermeleri kaçınılmaz olacak. Tıpkı farklı çocukluk ve gençlik çocukluk dönemleri ve gençlik yaşantıları geçirdiğimiz eğitim sistemlerinden geçtiğimiz için farklı kararlar almamız gibi yapay zekada bir tür psikanalitik bir özgeçmişe seviye sahip olacağı için farklı kararlar verecek ve bazıları tabii ki bu deontolojik davranacak ve zarar vermemesi ilkesine sadık kalacak. Bazıları da diyecek ki hesaplama yapacak, bu insan için daha iyidir diye. Her ikisi için de çok güzel filmler var. Her iki örnek Evet. için de çok güzel filmler var. Aklınıza canlanmıştır, şu an isimleri benim aklıma gelmiyor. O filmlere baktığınızda iki örnek, iki aşırı uç. Yani insanın iyiliği için çalışan bir de insan için neyin iyi olduğuna kendisi karar veren ama insanlara zarar veren robotlar arasındaki ya da yapay zeka arasında savaşlar. Bunu bilim kurgu yazarlar daha önce düşünmüşler ve ayırt etmeyi başarmışlar. Bunları tebrik etmek lazım. Şimdi düşündüğümde daha iyi fark ediyorum. Evet. Bu tarz bir şey yapmışlar ve tabii ki bunu bekleyeceğiz. Yani tıpkı riskler böyle bir risk olduğu gibi riski hesaba katmamanın aptallık olacağını söylemiştim. Saftirlik olacağını söylemiştim. Bu Kesinlikle. tarz bir şey olacak. Bu CV'lerinden kaynaklanacak. Yani onların CV'leri, öğrenme CV'leri, okudukları, eriştikleri veri setleri nedeniyle farklı. Çünkü insan çoğu zaman inanç nedeniyle dışsal duyuları, deneyim parantez alır. Ve onlara hesaba katılma yapay zeka öyle olmayacak bir ihtimalle. Ama ön yargılara da sahip olacağı için bazılarının değerini tayin etmeli. Ama şunu söyleyeyim, çok fazla iş var. Çok. Evet, Yani kesinlikle. yapay zeka öyle birden olacak bir şey değil. Bunu düşündüğümüzde çok daha net bir şekilde fark edebiliriz. Sadece gör olayı bir yapay zeka tarafından biz basitçe görürüz. Baktığımız zaman yeşil bir çiçek var, açmış, beyaz bir şey, bir çiçeği var. Yani bunu hemen böyle baktığımız zaman görür anlarsın ama bir yapay zekanın onun bir çiçek olduğunu, bu odada bulunduğunu, benim karşımda durduğunu, şu kadar açılı olduğunu ve şu türden bir çiçek olduğunu, şu kadar zamandır orada olduğunu bunlara karar vermesi için milyarlarca hesaplama, sayfalarca logaritma yazmak gerekecek. Evet. Sadece uzay ve zaman nerede bulunduğunu bilebilmesi. Mesela biz doğal olarak şuradayız diyoruz. Yani zihnimizde bir harita var, coğrafya harita var. Bu konumlandırma sistemi var. Çok kolay olarak insan yeryüzüne gezerken, evin içinde gezerken nerede olduğunu bilebiliyor. Yıldıza bakmadan bilebiliyor. Yani ne kadar uzaklaştığını bilebiliyor. Bu konum bilgisi, konumlandırma bilgisi uydularla işte arabalarda filan da şurada diye gösteriyor. Fakat bunun bilincinde olma bambaşka bir şey. Yapay zeka Evet. ben şuradayım diyecek. O sadece sinyalin yerini gösteriyor ama zeka onu bilme konusunda zorlanacak. Çiçeğin Evet. konumunu bile çünkü orada onlarca nesne var, perde var, ceket var, koltuk var, kırlet var, işte sehpa var, binlerce nesne var çiçeği ağacının. Her birinin tanımlanması tonla zaman demek, tonla logaritma demek. Yani bunları yapmak şöyle kolay bir şey değil.
bu bir çiçektir ya da bu benim diktiğim bir çiçektir ya da bu burada 8 yıldır burada büyümektedir diye ve şu anlam bunları yapabilmesi bir yapay zeka öyle kolay olmayacak. Yani bu şuna benzemiyor. Emniyetin veri tabanında yüz eşleştirmeye benzemiyor. Evet, çok o rahat. Teknik bir şey. O teknik bir şey. Onu eşleştiriyorsun. Tarıyor. Oturan %90 oturdu. %50 oturdu. %40 örtüşme var. Çıkarttı. Bana diyorsun %99. Bu tam bu aradığım adam diyorsun. O onu eşleştiriyor. Burada bilinç yok. Yok, basit evet. Eşleştirme. Karar vermiyor. Sadece eşleştirme yapıyor. Ama onun bilmem ne şey olduğunu bilmesi gördüğü şey. Bakın sadece gördü ama biz görür aynı zamanda duyarız. Dokunuruz. Koku alırız. Yani bunları eş zamanlı olarak yapması ve ona bir bardak su dökmesi, bir maşrabayla su doldurması tabii yani sadece onun yaprağındaki tozu alması hiç kolay bir şey. Filmlerdeki gibi değil. Bu çok zaman alacak. Yani evet. Çok zaman alacak olan bir şey. Soruya tekrar dönebilir miyiz? Ben soruyu kaçırdım çünkü. Hocam yani burada şu hani senin yapay zekan benim yapay zekamı döver. Evet, olacak. Meselesi bu hocam. Evet, evet. Bu tarz bir şey olacak. Yapay zekalar birbirleriyle mücadele içine girebilirler. Köpeklerin birbirleriyle çarpışmaları, insanların birbirleriyle savaşmaları gibi yapay zekalarda farklı koşullar tarafından yetiştirdikleri için. Network ağının Birleşik Devletler içinde olması ve onun kontrol altında olması benim yapay zekamın ön plana çıkmasını çok ciddi anlamda erteleyebilir mi? Ya da etkileyebilir mi? Engelleyebilir mi sorusu benim aklımda sürekli bir problem olarak var. Yok. Bence böyle bir soru şimdilik en azından neden çok ayrıntılı bir şekilde gerekçelendiremeyeceğim. Fakat niçin böyle olması gerektiğini düşündüğümde yani böyle olması engellemez. Onlar bir yerde bir şey yaparken mesela çok gelişmiş bir tarım yaparken başka bir yerde ilkel bir tarım sürdürülebilir. Yahut da biz kötü bir eğitim sistemi çocuklarımızı yetiştirebiliriz. Onlar çok gelişmiş eğitim sistemi laboratuvarlarda bunu yaparken. Tabii onların çocukları ve bizim çocuklarımız karşılaşmıyorlar, savaşmıyorlar filan. Evet. Onların yapay zekası bizim yapay zekamızı döver meselesine geldi galiba bu mesele. Yani bence bağımsız cyberspace'de, metaverse'lerde şey yapabiliriz. Yani kendi siperimiz, cyberspace'imizin içinde bir dijital ekosistem içinde bu yapay zekaları yaşatabiliriz. Yani create edip, oluşturup büyütebiliriz, yaşatabiliriz. Bu bir şey değil. Tabii uç noktalarda büyüyen devletlerin en sonunda başka bir devletle karşılaşması gibi yapay zeka büyüdüğünde başka yapay zekalarla mecburen karşılaşacak. Cyberspace'de karşılaşacak. En azından siper saldırılarda karşılaşır. Çünkü orası böyle kilometre yol alıp gideceğim bir şey değil. Tık diye ekrandan tuşlar dokunmadı. İki hareketli ekran olacak. Tuşlara da dokunarak girebiliyorsun. Dokunma ve izleme hareketiyle girebileceğin bir evren burası. Yani paralel evrenlerdeki, köpük evrenlerdeki başka bir evrene geçmek için sadece bir zar kadar ince bir mekanın olması gibi, şeyin olması gibi bunun gibi bir durumda bunlar bir karşılaşılar fakat bizim mesela yerel yapay zekalar, işte Çin'in ürettiği bir yapay zeka, bir Moldova'nın ürettiği, Türkiye'nin ya da İran'ın ürettiği bir yapay zeka birbirleriyle hemencelik savaşacak ve diğerlerini yok edecek henüz çocukluk aşamasında böyle bir şeyi şu an için ben en azından göremiyorum. Yani siz başka bir şey kastetmediyseniz. Yok aşağı yukarı bunu kastettim hocam. Çünkü genelde hani kapitalist sistemde şeydir, budaklanmadan o budakları al ki başkaları onu yeşertmesin düşüncesiyle. Hocam sizi çok yormak istemiyorum ama Ocak ayı içerisinde sizi tekrar konuk etmek için şimdiden söz istiyorum. Peki. İnşallah tekrar görüşürüz. Lütfen ayrılmayı birlikte veda edelim hocam. Peki. İzleyenler sabrınız ve ilginiz için çok teşekkür ediyorum. İletişim notları insan merkezli toplum başlığında toplum 5.0'ı konuştuk. Yapay zekayı konuştuk, metaverse'i konuştuk. Doçent Doktor Şevki Işıklı hocam, engin bilgi birikimiyle bizi bir kez daha şereflendirdi. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hocam Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Kendisine çalışma hayatında bir kez daha başarılar diliyorum. Kendisine teşekkürlerimi borç biliyorum. Son sözü hocama bırakıyorum, sonrasında veda edeceğiz. Evet, yapay zeka bir gün gelecek. Geldiği zaman ona hazır olur.
logaritma bir köprüdür. O köprüyü kurun. Gençler birer köprüdür. O ama bedenlere sahip çıkın. Bedenlerinize sahip çıkın ve metaverse'e girerseniz. Geri çıkabileceğiniz kadar uzaklaşın. Çünkü henüz bebeklik aşamasındayız. Bizler özellikle X ve Y kuşakları, Z kuşakları hiç bilmedikleri ama kendilerine özgü bir dijital dünyada, cyber world'de ve digital culture içinde, dijital kültür içinde yaşıyorlar. Onları nasıl davranışlar göstereceğini bilmiyoruz. Onlara çok bel bağlamayalım. Onlar da nasıl bir gelecekte yaşayacaklarını bilmiyorlar. Asıl risk içindekiler, asıl maceraya açılanlar, Christoph Kolomb'lar, Magellan'lar onlar. Onlar evet. Gerçekten de gidip salakların düşeceği gibi düşebilirler mi? Evrik evrenin Karayip korsanlarında olduğu gibi. Yahut evet. Da yeni bir kıta da keşfedebilirler. Keşfedip oradaki insanları 120 milyon yerliden 40 yıl içinde 10 milyon yerli kalacak kadar 100 milyon, 110 milyon yerli öldürebilirler. Sırf oraya hazır olmadıkları ve dünya görüşleri oraya uyum sağlayamadığı için. Bu yüzden onları yetiştirirken, onlara bakarken, onlarla diyalog kurarken riske olabildiğince açık ama kendi kişisel deneyimlerimizi aktarma konusunda muhtaç olduklarını düşünerek yaklaşmalıyız. Ve kendimizi dijital kültür konusunda, teknoloji konusunda o dezavantajlı olduğumu söylense bile yaşama konusundaki avantajımız var. Olup bitenleri görme konusunda avantajımız var. Evet, bu teknolojik bir dezavantaj. Bir bilişim okurlu yazarlığı dezavantajı. Bu dezavantajı çok göz ardı ederek yaşam tecrübelerimizi onlara aktarmaya çalışabiliriz. Yargılamaktan ziyade anlamaya yahut da neler yaptıklarını gözlemlemeye ben davet edeyim, bunu haber vereyim. Onları sınırlandırmak yerine onlarla birlikte mümkün olduğu kadar onlarla birlikte bu işin içine girmemizde fayda var. Onlar çünkü bilmediğimiz için sınırlandırdığımız şey onların gelecekte içinde yaşayacakları bir evren olabilir. O evrenin içinde onları uzak tutmak bence çok makul değil. Ama birlikte en azından emin olduğumuz, doğru şeyler yaptıklarına ikna olduğumuz bir zamana kadar sizin de öğrenebileceğiniz, bizim de öğrenebileceğimiz bir dijital yolculuk, bir sosyal medya kullanımı, bir internet araştırması, bir Netflix izleme kültürü, etiği kazanma ya da bir ana haber izleme pratikleri ya da sosyal medyadan karşılaştıkları bir yardım kampanyasına verdikleri tepkiler, bütün bu karşılaştıkları içeriklere karşı birlikte tepki vermeniz bence önemli, vermemiz önemli. Onları kendi hallerine bırakmayalım. Çünkü çocuklar gerçekten de yönsüzdürler. Yani evet. Bu yarışlar onları bir yere doğru çeker. Hiçbir çocuk net bir şekilde, kesin bir şekilde belli bir yöne doğru gitmez. Uyarıcılar onlar için. Yani bu çağ bol sayıda uyarıcının olduğu bir çağdır. Bu yüzden de en azından kendi tecrübelerimiz onlarla birlikte belli bir noktaya kadar yürütmekte fayda var. Ve onlara birazcık gerçekten de hayranlıkla değil de yardıma muhtaç insanlar gibi bakmamız lazım. Birazcık bilmedikleri ve bizim de bilmediğimiz bir dünyada yaşayacakları için gözü kara cesurlar, macera perestleri olarak ya da zoraki olarak o dünyanın içine fırlatılmış birer kurban olarak nasıl değerlendiriyorsanız artık ama her halükarda dezavantajlılar olarak görmemiz lazım. Yani biz 40'lı yaşlara geldik, 50'li yaşlara geliyoruz. Bu yüzden de dünyada yeterince şey deneyimledik için açıkçası. Bir ömür sürdük Allah'a şükür. Onlar farklı bir evrende yaşayacaklarını bunu başlangıçtan bir postüle olarak size sunmak istiyorum. Yani farklı bir dünyada yaşayacaklar, yaşamaya başladılar. Bizim değerlerimiz, bizim inançlarımız, bizim ön yargılarımız, bizim kalıp yargılarımız, bizim atasözlerimiz onların içine çok fazla yaramayacak. Orada farklı ilkelere, rehberliklere ihtiyacı olacak. Belki bir sonraki konuşmada dijital etik, bununla ilgili birkaç yerde daha konuşmayı düşünüyorum. Dijital etik, hem etiket, görgü kuralları hem de acaba bu insani ve toplumsal değerler dijital kültürün içinde dönüşüyor mu? Bunu konuşmamız iyi olabilir. Konu bu yüzden çocuklarla ve gençlerle ilgili bir noktaya geldi, getirdim. Bunu konuşabiliriz. Yani dijital etik, dijital etik konuşabiliriz. Cyberspace'de, siber evrende, sanal dünyada
ahlaklı olmak, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmek, vicdanımızı, dijital vicdanımızı hala nefes alabilir, canlı bir şekilde tutmanın bir yolu var mı? Yoksa buradaki ilkeler neyse aynısı orada geçerli midir? Dijital kültürün kendine özel değerleri var mıdır? Yoksa insan her yerde insandır. İster cyber space olsun, isterse real space olsun. Her yerde aynıdır. Fark etmez mi diyeceğiz? Ben birincisini söylüyorum. Değerler transformasyona uğruyor. Mutasyon geçiren insan gibi bu süreç içinde değerlerimiz dijitalleşiyor. Yeni dijital değerler ortaya çıkıyor. Çift yönlü işleyen bir süreç var. Bundan bahsedebiliriz sonraki aşamalarda. Ve hem bir pedagojik ilke olarak hem de bir ahlaki olgunluk ve yaşam serüveni, rehberliği olarak dijital etiği konuşabiliriz. Birazcık felsefi, biraz etik, birazcık pedagojik ve politik olur. Dört boyutlu olur böylece. Bu dört boyut açısından dijital etiği konuşabiliriz ve belki de bize bir yol gösterici bir şeyler ortaya çıkar. Konuşurken ben de bunları fark etmişsinizdir. Yeni keşfettiğim şeyler, üzerine yeni düşündüğüm şeyler ortaya çıkabiliyor ya da çokça okuduğum ve araştırdığım halde bu açıdan bakmadığım sorular geldi. İyi oldu. Sorularınız çok güzeldi. Tebrik eyvallah, ederim. Eyvallah hocam. Çok güzel sorular. Çok teşekkür ederim. Sağ ben hocam. Teşekkür ederim. Eyvallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Bir yıl sonra tekrar görüşmek üzere diyorum hocam. Bir yıl sonra bu eskiliyseydim. Bir yıl sonra görüşürüz. Sevgiler, selamlar. Herkese iyi akşamlar. Saygılar, sevgiler hocam. Çok sağ olun.